yani Allah bu dünya bu kadar geniş bir evrenken bizlerle mi ilgilenecek sorusunu da çok fazla burada soran da var da. Evet, evet. Çok neden, kısaca onu elbette söylesek. ilgilenir. Neden ilgilenmesin? Mesela bunu söyleyen bir babaysa veyahut da baba değilse işte ne bileyim kendi babası olan veya yeğeni olan bir insandır. Ona en sevdiği kişiyle ilgili kimse o işte yeğeni, babası, oğlu, annesi, kız kardeşi kimse şöyle bir soru sorabiliriz. Yani sana Andromeda galaksisini verseler Andromeda galaksisi biliyorsunuz içinde yüz milyarlarca yıldız olan yine bir galaksi. Samanyolu galaksimiz gibi. Dil dünyamız yani katrilyonlarca dünyamızdan için e, büyük, alabilecek büyüklükte bir galaksi. Sorsam yani size en sevdiğiniz insana karşılık size birisi Andromeda galaksisini verse ne yaparsınız? Aşağı yukarı herkes en sevdiği insan için. Sevdi. Ne yapacak Andromeda galaksisini? Hep, hepsinin tapusunu verseler. <laughs> ne yapabilir? Gidebilse de ne yapacak? Ha mesela bizim için burada görüyoruz mesela bizim için sevdiğimiz bir kimse bütün bir galaksiden önemli olabiliyor. Yani tamam. güneşimiz gibi yüz milyarlarca içine alabilecek, gezegenimiz gibi trilyonlarca içine alabilecek bir yapıya, büyüklüğe o minicik onların içine toz zerresinin içine toz zerresi kadar olmayacak bir insanı tercih edebiliyoruz. Niye demek ki onunla aramızda kurduğumuz sevgi ilişkisi bizim için hacimlerden çok daha büyük. Üstelik bizim bedenimiz kısıtlı. Hacimleri biz çok önemsiyoruz. Allah ise hacimleri bağlı bir bedeni yok. Ayrıca zamana da bağlı değil. E, ve Allah büyük hacimler yarattıkça kendi güç ve kudretinden bir şey eksilmiyor. Eğer ki Allah insana ve diğer canlıları e, önemsiyorsa, pekala yani insana bu insanın olmadığı birçok galaksiye insanı tercih edebilir. Onunla daha çok ilgilenebilir. Ee, yani bunda şaşılacak bir şey yok. Yani büyüklükler bizim için sorun. Çünkü biz bedenimizle mesafe kat ederken e, enerji sarf ediyoruz. Zaman sarf ediyoruz. Oysa bizim enerjimiz sınırlı. Dünyada yaşayacağımız zaman sınırlı. Fakat Allah için büyüklükler ve hacim yaratırken kaynaklarından kaybetme, kendi sınırlı zamanından kaybetme gibi bir sorun yok. O yüzden Allah için hacimleri çok büyütmeyelim. Galiba burada en çok hataya Vallahi... düştüğümüz konu kendimiz gibi düşünüyoruz her şeyi. E, İnsanın düşündüğü ha, gibi düşünüyoruz tamam, ama öyle neden, değil. Nedenini anlayabiliyoruz. Biz işte zamana ve mekanınla kayıtlıyız. Oysa evet. zamanı ve mekanı yaratacak güç ondan bağımsızdır. Onunla kayıtlı değildir. Ve uzayın mesela bu büyüklükte olması e, insanlığın ve bu dünyanın ortaya çıkmasının da şartlarından bir tanesiydi aşağı yukarı. Niye? Çünkü bu dünyada mesela bizim varlığımızı mümkün kılacak... Karbon gibi, oksijen gibi ağır atomlar genişleyen bir evrende ki evrenin başından beri genişliyor, ancak belli bir zamana ulaştığında o evren belli bir miktar ulaşabiliyor. Çünkü evrenin ilk dönemlerinde bu karbon, oksijen gibi atomlar yok. Yıldızların içindeki süreçlerle ve daha sonra yıldızların patlamasıyla kimyadaki e, elementlerle ilgili tablo daki elementler uzayı doğduruyor ve bizim varlığımızı sürdürmemiz için onlara mesela muhtacız. Evet. Ve bu yıldızların oluşması, ölümü ve o yıldızların çöplüğünde yeni yıldızların oluşması gibi süreçler evrenin genişlemesiyle al, beraber aldığımızda aşağı yukarı bu büyüklükte bir evrene geliyoruz. Yaşamın mümkün olabilmesi için.